Bu hafta vizyona giren Napolyon filminin yönetmeni Ridley Scott, Fransız lideri Hitler ve Stalin'le karşılaştırdığı için büyük tepki topladı. Peki gerçekte Napolyon nasıl biriydi? Söylendiği gibi bir diktatör müydü? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Napolyon'un Joaquin Phoenix tarafından canlandırıldığı film, imparatorluğa yükselişinin yanı sıra ilk eşi Josephine'le ilişkisine odaklanıyor. Henüz gişe sonuçlarını görmemize aylar var. Ancak Scott'ın sinema dergisi Empire'a verdiği röportajın ardından filme ilgi arttı. Röportajında Napolyon'u Büyük İskender, Adolf Hitler ve Stalin'le kıyaslayan Scott, eski Fransız imparatorun göründüğünden çok daha kötü tarafları olduğunu söyledi. Bu açıklama Fransızlardan ciddi tepki toplarken filme ve yönetmenine yönelik deyim yerinde ise karşı saldırı başladı. Napolyon Vakfı Akademik Müdürü Pierre Branda, Hitler ve Stalin'in hiçbir şey inşa etmediğini, sadece yıkıma sebep olduğunu açıklarken, Napolyon'un bugün bile etkisi devam eden reformlar ortaya koyduğunu savundu. Aynı vakıftan gelen ikinci açıklama ise şöyleydi. Napolyon Fransa'yı ya da Avrupa'yı yerle bir etmedi. Onun ardından mirası kutsandı, benimsendi ve genişletildi. Peki doğru olan ne? Scott'ın söylediklerinde haklılık payı var mı? Parlak zekalı komutan, Fransız devrimini takip eden siyasi istikrarsızlık yıllarında 1799'da iktidarı ele aldı. Ona hayranlık duyanlar Fransa'yı devrim öncesi rejim döneminden daha çok liyakata dayalı bir ülke haline getirdiğini söylüyor. Yönetimi merkezileştirdi, banka sistemini yeniden düzenledi, eğitim sistemini revize etti, bütün yasal sistemi dönüştüren ve başka pek çok ülkeye örnek olan Napolyon yasalarını ortaya koydu. Ancak tüm Avrupa'da bir dizi kanlı savaşlar açtı, İber Yarımadası'ndan Moskova'ya uzanan bir imparatorluk inşa etti. Öyle ki 1812'ye kadar doğrudan ya da dolaylı iktidarı altında olmayan Avrupa toprakları yalnızca İngiltere, Portekiz, İsveç ve Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Ancak 1815 yılında İngiltere'nin liderliğindeki müttefik ordusu tarafından Waterloo Savaşı'nda yenilgiye uğratıldı. Napolyon ve Napolyon Savaşları İngilizlerin akıllarında o dönemden bugüne kadar büyük etki yaptı. Çizgi romancılar ona kafayı takmıştı. Jane Austen'ın romanlarının arka planında dahi o vardı. 1813'te yayınlanan Gurur ve Önyargı'da Napolyon Savaşları'nın izlerini görmek mümkün. 1945'te basılan George Orwell'ın Hayvan Çiftliği'nde diktatör domuzun ismi de Napolyon'du. Ancak Napolyon'a diktatör demek ve diğer meşhur diktatörlerle aynı kefeye koymak ne kadar adil. Napolyon'un bir tiran olup olmaması hakkında tartışsak tiran tarafında olurum. Ancak kesinlikle kendi insanlarını acımasızca bastıran, milyonlarca insanın ölümüne sebep olan iki diktatör gibi, yani Hitler ya da Stalin gibi değildi. Öte yandan bazılarına göre imparatorluğu bir polis devletiydi. Rejim karşıtı bir takım aristokrat ve gazeteciler düşünceleri nedeniyle Napolyon tarafından öldürülmüştü. Ayrıca doğrudan ya da dolaylı olarak kaç sivilin ölümüne sebep olduğunu bilmesek de milyonların yaşamını yitirdiği ve gerekliliği tartışılan savaşlara yol açtı. Fransız gazeteci ve telegraf yazarı Anne-Elisabeth Mutet ise Napolyon'un toplama kampları olmadığı ve azınlığı katletmek için diğer insanlardan ayırmadığını söylerken müdahaleci siyasi polislerin sıradan şekilde hayatlarını yaşayan insanlara karışmadığını belirterek Napolyon'un Hitler ya da Stalin'le karşılaştırılamayacağını savunuyor. Diğer taraftan onun bir reformist olduğu, bugün hala kullanılan yasa ve kurumların yapısını oluşturduğunu vurguluyor. Konuya ilişkin örnek göstereceğimiz son isim ise emekli tarih profesörü Charles Estey. Napolyon'u askeri bir diktatör olarak görüyorum. Kişisel hırslarıyla hareket eden acımasız bir adamdı. Aslında kendi savaş makinesini desteklemek için nasıl bir Fransa ve nasıl bir Avrupa kurması gerektiği konusunda çok net bir vizyonu olan bir adamdı. Onun bir tür kurtarıcı ya da geleceğin adamı olduğuna dair herhangi bir fikir aslında Napolyon efsanesinin ta kendisi.